Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün Sakarya'dayız, Maksudi'deyiz. Ekranda gördüğünüz gibi, arkamda gördüğünüz gibi bir tane Çerkez Müzesi var. Şimdi Çerkez Müzesi'ni önce bir seyredelim. Bakalım nasılmış, ondan sonra röportajlarımıza geçeceğiz. Thank you.
Sevgili seyirciler, müzemizi gördünüz. İnşallah sizler de müzemizi beğenirsiniz. Peki bu müzede emeği kimin geçti? Emeği geçen Nait Bey'in geçti. Sevgili Nait Bey, bu müze sizin eseriniz. Aklınıza nereden geldi böyle güzel bir müze yapma, Çerkez Müzesi? Şimdi önce sizi hoş geldiniz. Sevgili hanımefendi de size sevgiyle selamlıyorum. Şimdi şöyle, ben Çerkez kültürünün tam kökünden çocukluğumda, o zaman tabii kültür daha bu kadar ortadan kalkmamıştı. Tam bu kültürün içinde yetiştim ve hep hayatım boyunca. Orası bizim okulumuz oldu yani. Bu Çerkez, hakiki esas Çerkez kültürünün içinde yetişenler, bugünkü üniversite mezunu gibi yani çok değişik, yüksek kültür sahibi insanlardı. Onu da büyüklerinden öğreniyorlardı. Şimdi o adetler kalktı, o usul kalktı. Ama benim yüreğime yer etti o. Ben de bütün hayatım boyunca, çocukluktan beri, işte bizim eski bir evimiz vardı, onu yıktık. Evin üstünde tavan arasında baktıysam, o bir sürü dedemden kalmış enstrümanlar var. Onları aldım, önce bir yere koydum. Ondan sonra hayatım boyunca Çerkezlerle ilgili ne gördüysem, mesela dedemin şeyi vardı, kemeri vardı, işte dedemin kemerini bir yere koydum. Kılıç var, kılıcı bir tarafa koydum. Derken bu yaşa kadar geldik, bu gördüğünüz şeylerin daha %90'ını o şekilde toparladım ve sonunda bu müzeyi hayata geçirdim. Peki Nihat Bey, cebe girmeyen parçalar da var. Şu Kaan arabası herhalde cebe girmedi. Evet. Her parçanın bir anısı var herhalde. Doğru. Bu Kaan'ın anısını bize anlatmanız mümkün mü? Şimdi bu Kaan'ın anısı gerçekten çok enteresan. Ağrı diye bir vilayet var biliyorsunuz. Türkiye'deki o, evet, Ağrı. Evet. O Ağrı'da bir arkadaşım tesadüfen buraya Adapazarı'na geliyor. Burayı görüyor. Aa diyor, ben de diyor Çerkez Kaan'ısı var diyor. Kafkasya'dan dedelerini getirdiği. Ondan sonra bu Kaan'ı bize bir tırın içine yüklüyor, oraya giden gelen bir tırın içine. Masraflarını da kendi cebinden karşılayıp bunu getirdi, buraya bıraktı. Biz de şimdi onu muhafaza ediyoruz. Peki. O arkadaşın adını da söylesem iyi olur ama. Yitsası Kaan'ı Kahar. İbrahim Şahin. Ya, İbrahim Şahin o arkadaşın adı. Bu bakayım, adına bakayım. İbrahim Şahin benim arkadaşım. Oradaki dernek başkanıydı. Evet, yani bu Kaan'ı da öküzler çekiyor, Kafkasya'dan evet. Türkiye'ye geliyor. Ne kadar zorluklar. Nasıl getirmişler onu bilemiyorum. Yani. Yol yok, evet. Şey yok. Evet. Bir de burada baktığımız zaman her parça sizin eseriniz, bir anısı var. Sevgili seyirciler, ben bir kafa getireceğim. Evet. Bir de yanında kemer var, istersen onu da getir. Onlar ikisi beraberler. Sevgili seyirciler, zaten bunu biliyorsunuz. Çerkez kemeri. Çerkez kemeri, fakat bu gördüğümüz normal Çerkez kemerlerinde bunlar böyle gümüş falan değildir yani. Böyle insanlar burada takıyorlar bir şeyden. Bu tam orijinal Çerkez kemeri bu. Yani hepsi gümüşten elde yapılmış. Evet. Esas Çerkez kemeri. Esas bu. Hakikisi bu. Burada semboller de var. Evet. Bu semboller. Bu semboller işte tabancam var. Bu bizim müze müdürümüz var. Ben ona soracağım şimdi. Müze hokakoya. Bu fazla girmez. Bu şey. Kameraya çıkıyorsun. Evet evet. Bu içine yağ koyuyorlar bunun. Onun sembolü. Evet. Tabancayı yağlamak için. Evet. Bunlar da artık bir aile herhalde, sülale şeyleri. Yok, onlar süs de. Çerkez sembolleri var içinde. Fakat bu da neredeyse... Kamer paşanının payı. Kamer paşanının payı. Bu da Çerkez kamasını bilemek için bir alet. Yani kamaya takarlar ya Çerkez'e, evet. Bu kama işte. Sevgili seyirler, önce elinizde obje varsa, eğer bu objeyi de tanıtmak istiyorsanız buyurun getirin. Müzemize, bu müzede
sergileyelim. Ama bunlar çok kıymetli. Bir de bu müzenin en kıymetli kaması herhalde. Evet, en kıymetli olan. Ben mikrofonu alayım. Siz bu kamanın bir hikayesi de vardı. Evet, bu kama iyi yapan kişi o zamanlar bu çok... Bu kamayı yapan kişinin adı, soyadı burada Arapça yazıyor. Benim şu anda aklımda değil. Bir tarih de var burada ama tam çıkartamadım. Arapça, o zaman Çerkezlerin alfabesi yoktu. Arapça kullanıyorlardı. Onun için Arapça yazılmış. Bu bütün her tarafı el işi yapılmış bir kılıç. Fakat bu kılıcın bu yüzünle, bu çok enteresandır. Bu yüzü birbirine benzemiyor. Çok büyük işçilik verilmiş, gümüşten işleyerek elde yapılmış. Bunun bir eşi daha olduğu söyleniyor dünyada. Onun kimde olduğu belli değil. Evet, ama ben elde yapılmış. Elde yapılmış. Tamam. Mutlaka çok değerli kamalar. Peki, böyle mu vardır. Efendim? Biraz zor çıkıyor. Çok kullanmıyoruz şey ama çıkar. Gördünüz ya. Çok eski olduğu için içindeki muhafazasından darbe çıktı. Şu şekilde yani. Evet, onlar çelik oluyor herhalde. Yani en hakiki bir kama bu. O arkadaş kimse yapan o beyefendi artık ne diyelim. Atalarımızdan birisi. Kafkasya'dan gelmiş burada. Sonunda bize nasip oldu. Parasını söylesem şimdi fiyatına ayıp olur, yakışmaz. Çünkü... Ama çok maddi değeri de yüksek olan bir kama. Önemli olan maddi değeri de yüksek. Evet. Manevi değerin, evet. Onu da arada söyledim yani, insanlar sıradan bir kama zannetmesinler diye söyledim. Yok, kusura bakmasınlar. Çünkü birbirinden değerli. Sevgili seyirciler, Nait Bey'in bir de bunları bulmasının bir avantajı var. Dil biliyor. Rusçayı biliyorsunuz herhalde. İleri seviyede İngilizceniz var. Yok, İngilizceyi ama, bilirim de öyle ileri derecesiz değil. Ama yine de derdinizi rahatça anlatabiliyorsunuz. Ama Rusçayı ana dil gibi biliyorsunuz. Bildiğinizi biliyoruz. Ve Adigir dilini iyi bilirim yani. Kuzey Kafkasya'yı çok gezdiniz. Tabii çok gezdim. Yani 1900... Prostoryaka dedikleri açıklık oldu ya. Evet. Açıklık olduktan sonra Ruslar şey çıkardılar. Dediler ki gelen kimselere, kim gelirse gelsin pasaport vereceğiz dediler. Ben de onu okuyunca hadi bir gideyim bakayım dedim. Hakikaten böyle pasaport falan veriyorlar, sırrı sapınlaşı olurum diye. Gittim mi? Adige Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet var. Adigelerin Cumhuriyeti. Oranın işte pasaport verdikleri yere de gittim. Beni çok saygıyla karşıladılar o zaman. Oo, hoş geldin, beş geldin. Bana geçici bir kimlik verdiler. Daha sonra da Rus pasaportu verdiler. Şimdi Rus vatandaşıyım. Peki efendim, siz Adige misiniz? Esas nereden geldiniz? Biz Adige'yiz, evet. Şapsıl da bizim sülalemizin adı var. Şapsıl, evet. Şapsıl derken, yani Şapsıl'da yaşayan Adigelerdenim ben. Şapsıl o yörenin ismi. Evet, sülalenin ismi oldu. Sülalenin değil, yörenin ismi. Evet. Nasıl burası Adapazarı? Evet. Şapsıl da öyle bir yer yani orada. O yaşadığımız bölgenin ismi. Anladım. Peki efendim siz bir de devlet büyüklerinden nişan da aldınız herhalde. Rusya'dan da bir size ufak bir hediye verdiler. Armağan verdiler ama bu armağan... Valla bu aldıklarım öyle bazı birçok şeylerim var. Size de göstermiştim. Fotoğraflarını da çektiniz galiba. Evet. Rusya'dan ne aldım? İşte yani birçok şey aldım. Burada fotoğrafları da var, siz de gördünüz zaten. Ne aldım dersen, Çerkez kültürüne yaptığım şeylerden, katkılardan dolayı nişan alıyoruz. Ondan sonra oraya gittiysen onlarla ilgili kitaplar yaptım. Kitaplarım oralarda dağıttım. Sorarsanız birçok şey yaptım ama insan yaptıklarını söyler ki utanıyor yani. Ben şimdi şunu yaptım, ama evet, yaptım yani desen şimdi... yakışık almaz. Nait Bey ile anlaşamadığımız bir nokta var. Nait Bey yapmış, evet. Okul yapmış, cami yapmış, müze yapmış, hayırseverliği yapmış, derlezilere yardım etmiş, herkese yapmış da bir türlü nedense bunları anlatma ihtiyacı duymuyor, diyor ki duyulmasın. Ama biz de zaten diyoruz ki Nait Bey bizden başka kimse duymayacak. Şimdi bu Çerkez kültüründe de bir şey var, biliyor musun? Eğer bir şey yaptın da anlatıyorsan, o anlatan kişiyi ama siz kendinizi anlatmıyorsunuz.
Çerkezlere şimdi, ait olan bir müzeyi anlatıyorsunuz. Şimdi müze olduğu için müzeyi anlatabilirim tabii hepsini ama hani ben ayrıca okul yaptım, işte şunu yaptım, bunu yaptım desem yakışmaz. Müzeyle de ilgili bir şey anlatayım, yani burada övülmek gibi olmasın da bu müzenin arkası, etrafının çevirmesi, 2-3 katlı mekanın yapılması hepsi benim cebimden çıkmadı. Nait Bey'in cebinden çıktı. Buraya da ekonomik olarak gerçekten çok büyük bir katkı yapmışsınız efendim. Çok teşekkür, yani, çok teşekkür ederim. Çerkez kültürüne çok büyük katkılarınız var. Yani bunlar bizler ne kadar övünürsek azdır. Yani sizlerin de bunlarla saklamamanız gerekiyor, açığa çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu müzeye sevgili seyirciler herkes geliyor. Biz şimdi bu, ben aynı zamanda yazdığım kitaplar da var Çerkezlerle alakalı. Bir tane kitap olsa da göstersem evet. Size. Her burayı ziyaret eden kişiye bir tane de kitap hediye ediyoruz. İşte sevgili seyirciler, esas kitapları. Bir... Evet, Çerkezlerle ilgili olan yani şey olan kitap bu. Evet, bunun burada, ismi ne efendim şimdi? Diyor ki, benim yolum Kabze diyor. Yani Türkçe'ye evet, Türkçe'ye çevirirsek benim yolum Çerkez kültürü diyor. Yani bu bizim kültürümüzün şeyi ama bu eski bir inanç bu. Aslında evet. Çerkezlerin şeyleri, o bir Çerkezce bir kelime var, bunu söyleyeyim. O kabze vaşeb ederler. Yani yanlış bir şey yaparsan sen kabzeyi bilmiyor musun? Sen Çerkez değil misin derler. Bunu buraya, kitabın adını da onu yaptım. Peki ikinci kitap efendim? Bu ikinci kitap, bu sadece benim iş hayatımla alakalı. Benim iyi veya kötü neyim varsa hayatta, nereden başladım, nerede bitirdim. İsteyenlere bu kitaptan da bir tane hediye ediyorum ama esas yazdığım alttaki kitap, esas verdiğim bu kültürle alakalı olan. Bu da benim hayatımı, zaten burada bir yol var dikkat ederseniz. Benim yolum diyor ya, doğrunun peşinde diyor ya. Kitapları gördünüz. Peki bu kitapları Nait Bey parayla mı alıyoruz, kitapçılardan mı alıyoruz yoksa siz hediye mi ediyorsunuz? Ben bu kitapları bastırdım. Buraya ziyarete gelen veyahut da dükkanıma gelen, evime gelen herkese hediye ediyorum. Ama isteyenlere daha çok veriyorum. Burayı ziyaret edenlerin hepsine bir tane kitap mutlaka veriyoruz. Ama bunları parayla satmıyoruz. Yani bir kişi geldi, bana dedi 10 tane vereceksin, ille parasını da vereceğim diye tutturdu. O da doğru. Ben dedim parayla vermiyorum dedim, olmaz dedim. İlle de bir para bıraktı bana. Ben de o parayı ondan sonra işte yeni buralara harcadım yani. Ama sonuçta da buranın bir masrafı var sevgili seyirciler. Lamba yanıyor. Kallefer yanıyor. Evet. Çevrede korumalar var. Ne bileyim işte internet var, bir şeyler var. Yani bir sürü masraf. Ama sakın Nait Bey'i de görürseniz şey yapmayın. Zaten bütün kazancını Çerkezlere adamış, Çerkez kültürüne adamış. Gerçekten böyle insanlar gördükçe, Çerkez kültürünü yayan insanları gördükçe ben kendimden utanıyorum. Diye sizlere de söylüyordum. 65 yaşından sonra Çerkez olduğunu hissettim, Oset olduğunu hissettim. Bu yolda da yürümeye başlıyorum. Yani şunu da söylemek lazım. Tabii biz Çerkeziz. Hakikaten burada Çerkez kültürüyle ilgili enstrümanları sergiliyoruz. Ama bir odamız var, orada da Türk kültürü de var. Ondan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın resimleri olan yukarıda hepsini. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ona da saygı gösteriyoruz birinci derecede. Evet sevgili seyirciler, ben burada programı bitiyorum. Bu emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Казах лагатыгон, Митюгу вар, Вадим жар, казах лагатыгон. Под пошку двор, штаба шансы ла, штая шалдыр кия,